Vodafone Free Zone Stüdyo'da müzik hakkında aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Abone olmakta fayda var. Sol alt köşeye doğru olacaktır diye tahmin ediyorum ben de. Şuraya doğru. Şimdi güzel bir bölüm. Hızlı sorular. Basit. Genelde o mu bu mu şeklinde sorulmuş sorular. Kolayla başlayalım. Hızlı mı yavaş mı? Yavaş. Yavaş. Pop mu caz mı? Caz. Caz. Cazda para var mı? Yok. Yok. Peki. Sevinç Tevs mi? Tülay German mı? Sevinç Tevs ses olarak. Sevinç Tevs. Tülay Hanım? Ne çok olarak? Severim. Ama ha, ses olarak böyle beni en çarpan Sevinç Tevs oldu. O dönemlerde Türkiye'de caz nasıl bir evresindeydi? Yani yükseliş dönemi sayabilir miyiz? Ya da esasında o akım belki Türkiye'de kadın caz vokallerin artmasına sebebiyet vermiş de olabilir mi o akımla beraber? Çünkü şu anda çok fazla erkek caz vokalist yok diye biliyorum. Ben varım. Evet. Bebop. Var, birkaç kişi daha vardır ya, şu söyleyen Ferhat falan söylüyordu. Var var, bir 5-6 tane erkek vokalimiz var ama tabii kadınların sayısıyla koyarsanız tahtrevalli çöker öteki tarafa doğru. Evet. Biraz daha. Kadınlar eskiden örgü falan örüyorlardı. Şimdi şarkı söyleyelim. Yok, yok gerçekten çok yani cinsi latif derler ya, sesleri de latif olduğu için şey falan diyermişim. Sen de usta, sen çalarken aynı zamanda üzerine hem daha önce bir şey yaptınız. Bugünkü performanslarda rastlayacak mıyız? Biraz daha. Bu performansı değil ama Bora'nın kendi konserlerinde duyabilirsiniz. Aa, aynı zamanda söylüyor. Tabii. Bir de albümümüz vardı diye hatırlıyorum. Ha, iki tane i̇ki albüm var. Evet. Bir tanesi yakın zamanda çıktı aslında piyasaya. Bir ay falan oluyor. Çok yeni. İkinci albüm, evet. O kayıt zaman. Eski ama. Kayıt eski ama albüm yeni. Yani evet, 2014 senesinde kaydetmiştik. İşte öyle hani mixajı şeyi falan biraz ağırdan aldım. Geçtiğimiz ay yayınlandı. Evet. 2018 olmuş. Ya çok çabuk geçiyor zaman. Evet. Peki. George Benson mı yoksa George deyince Barnes mı? Ha, George Barnes diye bir, evet, eski bir şey gitarist var. Vallahi yani ikisine de aynı mesafede olduğunu söyleyeyim. Yani sen ne dersin? Sen ne diyorsun? Zor bir soru, evet. George Barnes abimiz ilk elektrik gitarı çalan kişi olarak, evet, geçiyor. Doğrudur. Bayağı da bir... Yani George Benson'ı daha çok duyduk tabii. O, evet. George Benson kayıtları falan şey. George Benson cazda para olmayınca popa doğru kaymış diye araştırmalarımız bunu. Ondan sonra Give it a night. Tabii 70'lerde disco, fever, işte funk falan öyle kayıtlar. Evet, evet. Onlar da çok büyük popülerite. Bir de sesi de çok güzel. Çok da iyi, tabii, bir şarkıcı, evet, falan. O, evet, o sayede böyle bir crossover şey yapmış. Bir geçiş başarısı var. Dönemi yani, oldu. Evet. Peki caz hep doğaçlama mı? Yoksa belirli bir akışı var mı? Bir yapı var, ana yapı, hı, var ama onun içinde istediğiniz kadar doğaçlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani ama bir yandan da free jazz vardır. Orada tamamen hani yapı dışında tek sabit ritim de değil mi orada? Yok, hiçbir şey sabit olmak zorunda değil. Yani öyle de olabilir ama ona karar verirsin. Yani aslında cazın tarzına göre değişir bu sorunun, evet, cevabı. Öyle mi? Tabii. Yani mainstream bir şey çalıyorsak bir formu çalıyor oluruz. Bayağı ya da bir aranjman vardır, o çalınır. Tabii. Bazen belki hiç doğaçlama olmayan aranjmanlar olabilir. Evet. Yani bunu ben şey için soruyorum, bunu hani kafa karışmasın. Şu anda 5 yaşında birisi bizi izliyorsa caz nedir dediğimizde ne diyebiliriz o zaman ona? Güzel bir müzik. Eğlenceli yani. Eğlenceli. Sürprizlerle dolu. Dinlemekle başlar sonradan. Biraz daha. Ya çoğu zaman şöyle bir durum var aslında, yani her zaman belli bir serbesti ve müzisyenin yorumuna açık olan şeyler var. Bu gerçi klasik müzikte de böyle olduğu söylenebilir belli bir derece. Ama yazılı bir aranjman olduğunda bile yani her grup onu farklı yorumlayabilir. Yani birebir notada yazanı çalsalar bile işte dinamikler farklı olur, tempolar farklı olur falan.
o anlamda büyük bir serbestisi var birçok müziğe göre. Kimse evet. yanlış çalıyorsun demez de kendi kendisi yorumluyor evet. olarak bakarlar. Evet ama konuşulduğu gibi yani bir sürü farklı yani janra içerisinde de böyle alt şey kategorizasyonlar var diyeyim. Yani böyle çok yazılı çizili şeyler olduğu gibi çok serbest yine bir form takip eden belli bir zaman takip eden ama tabii. çok serbest yorumlanan icralar da var. Yani değişiyor. Böyle değişiyor. Yani dönem değişmiş. Caz ilk çıktığı zaman caza caz denmiyormuş hani gibi. O isim... Hot music falan diyorlarmış böyle. Hot band, hot jazz. Aslında biraz bu işi o dönemde pazarlayabilmek için bu caz kelimesi etiket olarak çıkmış. Hatta pek çok caz sanatçısı büyükler arasında bu caz kelimesini sevip sevmediklerini sorduklarında nefret ettiklerini söylüyorlar. Kategorize edilmek istemediklerini, sadece kendi müziklerini yaptıklarını söylüyorlar. O yüzden biraz o caz kelimesinin ticari bir boyutu ya da bir etiket boyutu var tabii. Neticede herkes kendi müziğini yapıyor. Kendi müziğini yapmaktır evet. diyerek aynen. aslında caz biraz daha güzel bir şeye doğru yürüyebiliriz. Peki piyano mu gitar mı? Size sormuyorum. Bu adamlarla gitar. Ama bir band oluşturulduğu zaman piyano. Yani içinde bir işte kontrbas, davul girdiği zaman piyano. Peki beste yaparken bestelerin var. Evet. Bugün ikisini dinleyeceğiz. Evet, bugün ikisi var evet. Besteyi hangi enstrümanla beraber? Ben piyano biliyorum, o yüzden hani piyanoda çıkartıyorum besteleri. Öyle de, yani oturdum gibi değil de daha çok hani piyano. Yok artık piyanoda evet. Piyanoda. Peki perdeli mi perdesiz mi? Ki görüyoruz ki perdeli ama yani. Perdesiz denemiştim. Ya arkadaşların enstrümanlarına şöyle bakmıştım var ama ben perdeli saz çalıyorum. Bence de perdeli. Perdesiz. Peki o başka bir enstrümana doğru bir gidişat oluyor perdesiz gitar aslında. Hani ut gibi biraz. Biraz daha ut gibi. Yani şey çalımı da değişiyor aslında. Dolayısıyla ben de aynı şekilde perdeliden yana kullanıyorum. Cahilliğimi mazur görerek slide gitar biraz perdesize çevirmek midir yani gibi diyebilir. Yorumlanabilir mi? Şimdi şey teknik olarak yani birkaç tane slide takamayacağımız için ve parmak da hani o küçük slide'lar falan var ama yani evet. perdesiz gitarda yani akorda basıyorlar ve hani normal gitarda çalınan böyle birkaç parmağı birden kullanarak çalınan cümleler çalınabiliyor. Ama slide gitar genelde hani uygulama tek parmağa takılıyor ve hani... Yok çok yani çok sesli de çalmak mümkün. Farklı böyle gitarı farklı şekilde akord edip böyle sanki bir akor gibi tınlayacak şekilde falan onun üzerinde çalıyorlar ama şey dediğim gibi yani çok farklı bir cümleler çalınabiliyor. Çünkü tek parmakla çalıyormuş gibi bir şey oluyor. Evet. Evet. Son olarak slide gitar yerine Türkçe nasıl Türkçeleştirebiliriz slide'ı? Evet, nedir slide? Hani bunu da hani izleyicilerimize kaydırak gitar mı? Kaydırak gitar. Kaydırmalı gitar. Kayan gitarlar. Yüzüklü gitar. Yüzüklü gitar. Peki canlı mı playback mi? Canlı. Playback. Cazın hiç playback yapıldığı İşte hiç yapamadığım için merak ediyorum. Şey var aslında. Var mı? YouTube'da bakabilirsiniz. Böyle bir ya bir dönem şey çok da aslında tarihsel açıdan da önemli bir döküman o. Böyle Charlie Parker, Coleman Hawkins, Buddy Rich, işte Ray Brown falan da var. Lester Young yok galiba. Onları bir stüdyoya toplamışlar. Bir fotoğraf stüdyosu fakat yani müzik çalmaya elverişli değil çünkü ses problemi var falan davul mavul. Orada canlı çalamayacakları için bir gün önce bir stüdyoya sokup kayıt yapmışlar. Sonra onları toplamışlar işte görüntü çekilecek arkadan müzik çalıyor. Hatta böyle şey var Coleman Hawkins işte o kayıtta çalan soloya benzetmeye çalışıyor falan. İşte arada nefes farklı bir yerde alıyor işte duruyor kalkıyor orada da. Charlie Parker gösteriyorlar falan böyle kıs kıs gülüyor durma şey falan gibi.
Yani mümkün değil aslında şey birebir playback yapmak. Ancak yani böyle çalım, doğaçlama çalınan pasajları oturup çıkartıp notaya döküp belki ya da hani birebir ezberlersen daha önce çaldığın şeyi o zaman olabilir. Playback yapmak daha zor yani canlı çalmaktan. Evet. Bayağı ezberleyeceksin yani onu olduğu gibi.